Sizinle paylaştığınız o bilgiyi yeniden paylaşır mısınız? Tabii ki. Arkadaşlar bundan bir ay önce buradaydı. Benim bir kök çakramda bir rahatsızlık vardı. 2 yıldan beri hiç iyileşmiyordu. Gerçekten birkaç doktora gittim. Krem veriyorlar, hap veriyorlar. Hiç iyileştirmedi. Ama hocamızın sayesinde bir dakikada gerçekten iyileşti. Ben bazen arada bakıyorum, acaba gelir mi diyorum. Ama yok, bitti. Tamamen bitti. Allah sizden razı olsun gerçekten. Yani ne kadar dua etsek azdır. İyi ki varsınız hocam ya, gerçekten. Hep dualarımızdasın gerçekten. Bir dakika, biraz daha anlaşılır olsun. Ben anlamadım. Ne çalıştık? Tamam, yani çok da açık söylemeyin. Evet. Yine tekrarlayın. Belki ikinci tekrarda daha iyi anlarız. Ne çalıştık sizin? Çakramda böyle yara gibi, böyle çizgi, yara gibi bir şey vardı. Hani birkaç doktora gittim, iyileşmedi. Yara gibi çizgiler, çatlak mı ne? Çatlak gibi işte böyle. İyileşmiyordu. Ne zamandan beri vardı onlar? 2 yıl. 2 yıldır vardı. Evet. Sürekli mi çatlak yoksa ara sıra? Sürekli çatlakta. Peki onlar sizin hayatınızı nasıl zorlaştırıyordu? Acı mı veriyordu? Tabii ki. Ama günün 24 saati acı mı veriyordu yoksa? Hep değil ama gene acıyor. Evet. Biz kimi kanal yaptık? Adriye Hanım'ı. Seni kanal yaptık. Evet, ben yaptım. Peki? Operasyonu ben gerçekleştirdim. Ve bizim yaptığımız çalışma tamamen gözünüzü kapatarak yaptığınız bir şey. Evet, yani birkaç kişilere anlattım, şok oldular. Hani bir seansta, yani bir seans değil, bir dakikada iyileşti. Gerçekten hep dua ediyorum, Allah razı olsun. Allah sağlık, uzun ömürler versin size. Cümlemize. Çocuklarınızın başından eksik etmesin inşallah. Allah razı olsun. Gerçekten. Peki, ne kadar dua etsek azdır. Gerçekten. Kendimizi de bir görelim bakalım. Evet, görürüz. İnsan, tamam. Herhalde tam alıyorumdur. Geçen aydı buradaydık. Evet. Size evet, o çalışmayı yaptık ve hatta hatırlıyorum. Onu önce videoya aldık. Evet. Sonra dedik ya, kök çakra falan evet, ayıp olur diye videoyu sildik. Aynen. Tamam. Evet. Videoyu almıştık, sonra videoyu sildik dedik. Yani kök çakra falan ayıp olur şimdi. Tamam. Biz şimdi... Bir daha söyleyin lütfen. 2 yıldır iyileşmeyen yaralar gerçekten sizin bir dakikada yaptığınız şeyle gerçekten iyileşti. Biz nasıl bir çalışma yaptık? Çünkü bizim çalışmamızı bilmeyen insanlar zannedecek ki dokunarak yapılan bir çalışma. Biz de sade ve sadece paralel evrene giderek, evet, daha doğrusu o paralel evrende gözlerimizi kapatarak, evet, yaptığımız bir çalışma ve evet, yanımızda olmanıza gerek yok. Dünyanın neresinde olursanız olun aynı şekilde. Evet. Bazen gelir diyorum ben. Hani bazen gelir bakıyorum ama yok, artık bitti tamamen, yok. Çok şükür. Kök çakranızda. Evet. Şimdi herkes çakraları bilmiyor. Yaklaşık bedeninizin neresi kök çakra? Rahmin alt kısmı. Evet, evet. Kasıkların olduğu yer. Evet, evet. Orada çatlaklar, kaç tane çatlak vardı? Vardı birkaç tane, bayağı vardı. Peki içinden kan sızıyor muydu, bir şey sızıyor? Bazen. O kadar çok kötüydü yani. Şey gibi mi? Hani bazen bazı hemoroidlerde çatlak olur, acı verir. Onun gibi işte. Tamam. Evet. Onun da kasık bölgesinde olanı. Evet. O zaman size mucize ötesi bir ömür evet, diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki varsınız gerçekten. Siz olmasaydınız biz ne yapacaktık ya? Gerçekten öyle değil mi ama öyle. Allah razı olsun. Varlığınıza şükran hocam. Sizin varlığınıza şükran. Hepimiz bu sistemi el birliğiyle yürüteceğiz. İnşallah. Yok. 2 yılda almadığım ilaç kalmadı yani, hap olsun, krem olsun, hiçbirisi fayda etmedi. Gerçekten. Ben çok kişilere söylüyorum, anlatıyorum. Peki bakalım, günün uzmanlık sorusu, psikolojinin babası kim? Refik Korkmaz tabii ki. Ben psikolojim babı başka hiç kimseyi tanımıyorum. Sadece Refik Korkmaz. Gerçekten öyle. O zaman Allah razı olsun. Peki Refik Korkmaz sayesinde artık bir şeyden korkmayacağım. Hadi. Şimdi
koro halinde cevap verelim. Modern psikolojinin babası kim? Ludwig von Mises. Elinize, yüreğinize, dilinize sağlık. Çok şükür.